semanas que ni más margarita reñamo Ute fobase Ay de calemana Acápame que mena Puine calimana Tope de amena Ay de calemana Acápame que mena Gel. Sultan. Söyle canım. Derviş başı. Hünkârımızın emriyle idam edilmiş. Handan Sultan'ı gördünüz mü? Adalet Kulesi'ndeydi son gördüğümde. Paşanın cenazesini izledi. Halini bir görsen. Dünyası başına yıkılmış. Yakında kavuşacak o çok sevdiği dervişine. Zira hünkârımız nedenini öğrenince aynı akıbeti paylaşacak. Sizinle bu hususta bir anlaşma yapmıştık. Zinhar söylemeyecektiniz. Ne anlaşması Gözem? Derviş Paşa ölünce elime ne geçti? Hiç. Niye koruyayım Handan Sultan'ı? Bulsun layığını. Bana ve evladıma yaptıklarını unutmadım. Hanedanı Ali Osman'ın itibarını düşünmek zorundayız. Bence sen valide sultansız bir haremi düşün Gözem. Bu en çok senin işine gelir öyle değil mi? Düşünsene, tepende hiç kimse olmayacak. Sultan. Olmaz. Zinhar söyleyemezsiniz. Mesele Handan Sultan değil, hünkârımız. Öğrendikleri kâfi. Daha bugün en sadık adamının idamına hüküm vermişken bir de anne acısı yaşatamayız ona. Buna müsaade etmem. Derviş Paşa ile Handan Sultan arasında yaşananlar aramızda kalacak. Lafı dahi edilmeyecek. Benim menfaatim ne olacak bu işten Kösem? Sen onu söyle. Şehzadenizle tekrar görüşmenizi sağlarım. İstediğiniz bu değil mi? Yapabilirsen ne âlâ. Ağzımı açıp tek kelime dahi etmem. Lakin bu iş o kadar kolay değil. Biliyorsun, zaten mimliyiz. Siz orasını bana bırakın. Mutlaka bir yolunu bulacağım. Zaten Handan Sultan buna karşı koyacak vaziyette değil. Peki, tamam susacağım. Koru bakalım Handan Sultan. Emin ol bir gün pişman olacaksın. Benim için hünkârımızın huzuru her şeyden daha kıymetli. Yapabilecek mi dersiniz? Şehzademizi görebilecek miyiz? İnşallah Menekşe. İnşallah. Validem. Handan Sultan Derviş Paşa'yla mı? Sen bizi mi dinliyorsun Dilruba? Niye onu koruyoruz validem? Mustafa'yı bizden ayıran o değil miydi? Daha evvel de öldürmek istemişti. Her şerde bir hayır vardır. Artık mühür sizde paşam. Bu makama daha çok yakıştığınıza şüphem yok. İçiniz rahat olsun sultanım. Devlet işleri bana emanet. Siz yüzünüzü hareme dönebilirsiniz artık. Hünkârımızın ve şehzadelerimizin saadetiyle meşgul olun. İşte tam da bu sebepten onların mutluluğu için devlet işleriyle daha çok alakadar olacağım paşam. Zira devlet dediğimiz hünkârımız ve şehzadelerimiz. Âlâ, siz nasıl arzu ederseniz. İttifakımız her daim bakidir. Elbette paşam.
Hünkârım. Bizi yalnız bırakın. İşittiklerim doğru mu? Neden bahsediyorsun? Validem ve derviş arasında. Ne demek istiyorsun? Ne demek istediğimi gayet iyi anladın. Ne biliyorsan anlat. Sana kim ne söyledi bilmiyorum. Lakin Valide Sultanımızla ilgili çirkin dedikodular benim de kulağıma geldi. Muhtemelen hepsi Derviş Paşa'nın başının altından çıktı. Valide Sultanımızın masum olduğuna şüphem yok. Daha dün münakaşa ettiniz. Sana vurdu. Şimdi de bu ve sen bana onun masum olduğunu mu söylüyorsun? Aksi mümkün mü? O bizim Valide Sultanımız. Derviş öğrendiğimden beri düşünüp duruyorum. Neden yaptı bunu? Neden babamın canına kıydı? Validem bunu bilmesine rağmen neden sustu? Neden korudu onu? Her ihtimali düşündüm. Lakin bu aklımın ucundan bile geçmedi. Valide Sultanımızdan yana bir şey yok. Olamaz da. Zinhar seni utandıracak, kalbini kıracak bir şey yapmaz. Bunu senden değil ondan işiteceğim kızım. Gözlerinin içine bakacağım. Zerre kadar şüphe duyarsam. Sen karışma Menekşe. Neden yaptınız? Hünkârımıza söylemeyecektiniz. Sen neden bahsediyorsun? Ben hiçbir şey söylemedim. Siz söylemediyseniz kim olabilir ki? Ben söyledim. Dilruba sen ne yaptın? Gerçekleri söylemek ne vakittir suç oldu validem? Dilruba senin bu masum suretinin altında nasıl bir karanlık gizli? Haddini bil Kösem. Benimle böyle konuşmaktan men ediyorum seni. Dilruba! Bir daha ne siz ne kızınız sakın ola benden bir şey istemeyin. Şehzadenizle görüşme şansınız artık yok. Kızınız mı bana validem? Yıkıl karşımdan. Gözüm görmesin seni. Valide! Valide! Aç şu kapıyı! Validem! 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 Ahmet yapma. Validem! Açık gözlerinizi!
burada. Zehir içmiş. Bir şeyler yap. Bir şeyler yap. Zülfikar'ı yaptığını yap. Zülfikar'ı yaptığını yap. Valide. Valide. Altın gözleriniz. Hünkârım. Valide. Hünkârım başım sağ ol. Başımız sağ ol. Evvela Derviş Paşa idam edildi. Şimdi de Handan Sultan canına kıydı. Merak ediyorum. Sana ne yaptılar da aniden ölüme gittiler böyle? Hadiselerin benimle alakası yok. Son günlerde olup bitenleri görünce hiç inandırıcı değil. Kim neye inanmak isterse inanabilir. Ha ha ha.
Ne oldu? Hünkârımız nasıl? Bir haber mi var? Zülfikar Ağa dışında kimsenin girdiği yok. Kolay değil tabii. Ardı ardına acılar yaşandı. Evvela Derviş Paşa. Ardından Valide Sultanımız. Öğrenmesin diye elimden geleni yaptım Cennet. Sen şahitsin. Ama insan kaderin karşısında duramıyor. Biri Valide Sultan, öbürü Vezir-i Azam. Hünkârımızdan sonra en kudretli iki insan. Birden her şeylerini kaybettiler. Düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. Artık nasıl bir buhran geçirdiyse bir anda kıyıverdi canına. Allah rahmet eylesin. Amin. Hünkârımız da yakında ayaklanır. Siz de üzülmeyin daha fazla. Malum iki canlısınız. Maazallah bebeğe bir zarar gelmesin. Biri kederinden ölürse Hacı Ağa ölür. Sahi ne oldu? O hala çıkmadı mı odasından? Çıkmadı. Yahu git başımdan Cennet. Kimseyi göresim yok. Benim Hacı Ağa. Bağışlayın sultanım. Az evvel Cennet gelmişti, o sandım. Cenazeden beri çıkmamışsın odandan. Kendini mi suçluyorsun? Aklıma her şey geliyor elbet. Şunu demeseydim, bunu yapmasaydım diye. Nihayetinde Handan Sultanımızla yıllarımız geçti. Sonu pek kötü bitti. Sana yasını tutma diyemem. Elbette yas tutacaksın. Lakin bir an evvel toparlanman lazım. Haremin sana ihtiyacı var. Benim de öyle. En çok da Bülbül Ağa'nın. Sen olmazsan kiminle uğraşacak? Sultanım. Bülbül, sen de mi yas tutuyorsun? Benim yasım daha evvel başladı sultanım. Safiye Sultanımız hür olana kadar da bitmez. Onu da söyleyeyim. Öyle diyorsun ama Hümaşah Sultan geldiğinden beri iyi gibiydin. İnsanın etrafında güvendiği birilerinin olması kadar güzel bir şey yok sultanım. Bu arada kendileri sizi çağırmamı istediler. Bir şey mi oldu? Malumatım yok fakat mevzu mühim dediler. Gel Kösa. Handan Sultan'ın kaybı hepimizi müteessir etti. Bilhassa hünkârımız. Bir şekilde haremin nizamını tekrar sağlamamız şart. Bizi neden çağırdınız sultanım? Nizamı biz mi bozuyoruz? Bilmeniz icap eden bir husus var zira. Bundan böyle Valide Sultanlık makamının tüm yetkileri bana ait. Haremi ben idare edeceğim. Hünkârımızın malumatı var mı? Elbette. Sen başına buyruk hareket etmeye alışkın olabilirsin. Lakin böyle bir mevzuda kafama göre hareket edecek değilim. Hünkâr yeğenim bizzat rica ettiler. Haremde huzur ve nizamı tekrar sağlamamı istediler. Bilhassa yokluğunda. Yokluğunda?
bir süre Edirne Sarayı'nda olacaklar. Biraz uzaklaşmak iyi gelecek. Merakımı mazur görün sultanım. Mısır'da sizi bekleyen bir zevciniz varken haremi nasıl idare edeceksiniz? Zira bu usulen mümkün değil. Merakını gidereyim Halime. Hünkârımız boş ol emri yollayacaklar Kahire'ye. Neyleyim ki zor günler yaşıyoruz. Ben de üzerime düşen fedakarlığı yaptım. Tam rahat erdik derken bir de Hümanşah Sultanımız çıktı. Bir de fedakarlık diyor. Daha dünden razıymış boşanmaya. Ne dememi bekliyorsun Kösem? Yalan mı? Hünkârımız böyle münasip gördüyse bize laf düşmez. Ayrıca benim Hümanşah Sultan'la bir meselem yok. Pek yakında olacaktır. Unutma. Safiye Sultan'ın kızı o. Bir an evvel geldiği yere Mısır'a dönmesi herkes için hayırlı. Beni bu işe karıştırmayın Sultan. Kösem Sultanımız geldiler. Gelsin. Edirne'ye gidecekmişsin diye işittim. Ava çıkacağım Kösem. Bir müddet saraydan uzaklaşmak istiyorum. Zira burada mazi, unutmak istediğim hatıralar mevcut her köşede. Kaçmak zor. İyi olur tabii. Lakin yalnız gitmene gönlüm razı değil. Biz de gelelim seninle. Şehzadelerinle beni de götür nereye gidersen. Yalnız kalmak istiyorum. Bilmiyorum Kösem. İstediğim tek şey uzaklaşmak. Herkesten, her şeyden.
Bıraktı bizi gitti. Ahmet ilk kez o kadar uzaktı ki. Korktum. Acaba biz onu teselli edemeyecek miyiz diye korktum. Biliyorum çok acı çekiyor. Kederi çok büyük. Ben de o yüzden yanında olmak istedim zaten. Giderken bizi de al yanına dedim. Lakin istemedi o zaman. Ben de bir şey diyemedim. Sustum. Ey benim canım efendim, kalbimin hükümdarı, sultanım, Ahmet'im. Sen saraydan çıktığında vallahi benim canım da bedenimden çekiliyor. Anahtarı kayıp kapı, kurumuş çeşme, solmuş bir gül oluyorum. Gül bahçelerim çöle dönüyor. Sen bana yüz çevirince benim halim perişan oluyor. Bugün avda şansımız yaver gitti hünkârım. İnşallah gerisi gelir. İnşallah Mehmet. Yemeyecek misiniz hünkârım? Gel. Hünkârım, payitahttan geldi. Kösem Sultanımız yollamışlar. Madem gözünüzü kırpmadınız, kendinizi düşünmüyorsanız doğacak evladınızı düşünün. Gel. Sultanım, beni çağır mısınız? Derhal bir araba hazırlasınlar Cennet. Hayrola, nereye? İçim iyi yiyor. Daha fazla dayanamayacağım. Edirne'ye hünkârımızın yanına gidiyorum. Hünkârımız gideli şunun şurasında ne kadar oldu? Dün bir, bugün iki. Hem Hümaşa Sultan. İzin verecek mi bakalım? Umurumda değil. Şehzadelerim size emanet. Gözünüzü üzerlerinden ayırmayın. Açın kapıyı. İşitmediniz mi? Açın kapıyı. Sultanım, bağışlayın. Lakin Hümaşa Sultanımızın kat'i talimatı var. Ne talimatı? Kendilerinin izni olmadan saraydan kimse çıkamaz. Gel. Sultanım. Kösem Sultan gel. Sultanım. Hayırdır Kösem? Nedir bu telaş? Edirne Sarayı'na hünkârımızı ziyarete gitmek istiyorum. Lakin ağalar müsaadeniz olmadan haremden çıkamayacağımı söylediler. Şahsi bir mesele değil Kösem. Üzerine alınma.
Herkes için geçerli bu. Bundan böyle herkes kaidelere uyacak. Kaidelere uymamak gibi bir niyetim yok sultanım. Eğer müsaadenize ihtiyaç varsa müsaade edin gideyim. Zira hünkârımızı görmem gerek. Merak içindeyim. Hünkârımız seni isteseydi yanında götürürdü giderken. Hiç aklına gelmiyor mu senden kaçtığı? Belki seni gördükçe validesini hatırlıyor. Yahut düşmanlık beslediğin Derviş Paşa'yı hatırlatıyorsun ona. En iyisi hünkârımızdan uzak durman. Zinhar Kösem. Zinhar, saraydan dışarı adımını atamazsın. Sultanım, çekilebilirsin. Hümaşah Sultan yeni kararlar almış. Haremden çıkılmasını yasaklamış. Söylemiştim sana bizi rahat bırakmayacak diye. Gördün mü bak? Daha şimdiden üzerimize tahakküm kurmaya başladı. Kendi bilir sultanım. Ben tüm iyi niyetimle elimi uzatmaya hazırdım. Tutmazsa geldiği yere göndermesini de bilirim. Sultanım, ben de sizi arıyordum. Edirne'ye gitmek ister misiniz? Benimle gel Hacı. Sultanım, dertsiz başımıza dert almayalım. Hünkârımıza bunun hesabını nasıl verir sonra? Bunları düşünecek durumda değilim. Açın kapıyı. Ya ne duruyorsunuz? Sultanımız emrediyor. Açsanıza kapıyı. Ecelinize mi susadınız? Açın çabuk hadi. Hacı ağam, Hümaşah Sultanımız. Yahu oradan geliyoruz zaten. Haberi var. Açın çabuk hadi. Sen nereye acaba? Sizi yalnız yollar mıyım sultanım? Hadi yolladım diyelim. Hünkârımız bana bunun hesabını sormaz mı? Yol boyunca söylenmeyeceksin ama. Hem gider hem ağlarım.